Cenab-ı Hakk'ın her an bizi her türlü sıkıntı yaşatabileceğini ancak aklederek bunu sonuca bağlayabiliriz. Duygularımıza bırakırsak sıkıntı oldukça Cenab-ı Hakk'a yanaşır, mıknatıs gibi. Sıkıntı kalktı mı uzaklaşırız. Bunun olacağı o. قُلْ هُوَ الْقَادِرُ De ki o muktedir olan عَلَى اَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا Size azap göndermeye. مِنْ فَوْقِكُمْ Üstünüzden. اَوْ مِنْ تَحْتِ اَرْجُلِكُمْ Yahut altınızdan. اَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا Yahut sizi gruplara ayırsın. وَيُذ۪يقَ بَعْدَكُمْ بَأْسَ بَعْدٍ Ve birinizin sıkıntısını diğerinize yaşatsın. Şimdi bu ayetin bu bölümü itibariyle baktığımızda ne olacak bu milletin halinin cevabı burada saklı aslında. Ekonomik göstergeler, bilmem alımlar, dolarlar, şunlar, bunların hepsinin an itibariyle birdenbire bağ çözülebilir. Bir topluluğun akıbetinin iyi olmasından yana ümit edebilmemiz için o topluluğun Cenab-ı Hakk'a karşı ıslah noktasında ki iyileşmesine bakmamız lazım. Asıl parametre o. Gün geçtikçe yozlaşıyor. Gün geçtikçe günahı çoğaltıyor. Gün geçtikçe Cenab-ı Hakk'ın buyruklarını takmaz bir hale geliyor ise, gün geçtikçe abuk subuk fırkalar çıkıyor. Bir kısmı Allah Azze ve Celle'yi aşağılıyor. Bir kısmı ayetlerini aşağılıyor. Bir kısmı Resulünü Arap, Bedevi bilmem ne diye küçük görüyor. Ve bunlar çoğalıyor ise, bir kısmı cinsiyetini şusunu busunu karıştırmış. Cinsiyet Allah Azze ve Celle'nin doğal olarak insana nasip ettiği cinsiyetine sahip çıkmak isteyen insanların gerici sayıldığı, küçük sayıldığı, küçük görüldüğü, bu anlamda hiçbir sınır tanımayan kimselerin özgürlüğü bırak, başkalarının üstüne tahakküme kalkıştığı bir ilerici, ondan sonra ne bileyim daha bir entel, dantel sayıldığı bir gidişat iyiye alamet değil. Ama ıslah ediciler olduğu sürece, iyi kimseler olduğu sürece hala ümit var demektir. Dolayısıyla bu iyiliği çoğaltmak, Cenab-ı Hakk'a karşı korkuyu toplumda çoğaltmak, yaygınlaştırmak, buna dair emareler var ise ki yani İslam coğrafyası içerisinde Türk toplumu arasında diğer bir taraf epeyce aşmış mesafeyi tamamen Avrupa'yı tarzda ileri adım atarken bir kesimin de işte çok eskiden beri başörtüsünün muhafazası hususunda bir gençliğin direndiği, ne bileyim namaz ibadetini yapabilmek için mescidin yapılmadığı, koyulmadığı yerlerde, kaloriferde, şurada burada, dipte köşede ama illaki bunu yapmaya çalışan, işte benim şehrime de Kur'an kursu açılsın, cami açılsın, İmam Hatip açılsın diye dişinden tırnağından kendi parasıyla binasını şusunu busunu yaparak heves eden bir kesimin bulunması, bir damarın bulunması ümit noktasında ümit sağlıyor. Ama diğer yozlaşan taraf tabii Cenab-ı Hakk'ın şeyinde, pergelinde, onun bakışında durum nasıldır bilmiyorum ama bir karşılıklı bir şey var gibi. İşte bu milletin akıbetinin ne olacağı bu gibi tartışmalara bağlı. Yoksa sabahtan akşama kadar doları konuştun. Yok şunu konuştun. Yok bilmem ne. Bunlar Cenab-ı Hakk'a bariyer değil. Kızdı mı? Öfkelendi mi? Biri birine düşürmek istedi mi? Şu akıbeti yaşatmaya kalktı mı? O yüzika ba'dakum ba'se ba'd. Her şey çok iyi olabilir. Koşullar, arazi verimli, yağmurlar yerinde, dolarlar, rezervler çok yüksek ama bir fitneyle hepsini birbirine geçirebilir. O yüzden emniyetin, esenliğin sürmesini, çocuklarımızın gülmesini, akıbetimizin hem dünyada hem ahirette hayır olmasını ümit ediyorsak, millet olarak ediyorsak, Allah Azze ve Celle'ye saygılı olabilmeye çalışmak ve saygılı olmak isteyen kimselerin önünü açmak, saygılı olabilecek, olabilmek için gerekli olan bilinci, şuuru paylaşıp çoğaltmak esas olmalı. Bu hayır bir akıbet getirir. Yoksa çalışalım, bir olalım, beraber olalım, bunlar kuru sözler. Cenab-ı Hakk'ı bugün unutalım, hep beraber çalışalım, hiçbir şey olmaz. Cenab-ı Hak hepimizi birdenbire toprağa gömebilir, öyle çalışa dururken. Yahut tam da o biriktirdiğimiz serveti bizim fitnemiz kılabilir, birbirimize düşürüp orada bizi boğabilir.
Yani bir tek güvenlik var. O da Allah Azze ve Celle'nin sağladığı güvenlik. وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللّٰهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورًا Allah nur sağlamadıysa ışık bile yok, önünü bile göremezsin. Aydınlık yok, esenlik yok. Sadece Allah'ın rahmetiyle bunu görür, bunu bilir ise o zaman akıbet hayır olur. اَقُولُ قَوْلِ هَذَا وَاَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الْعَظ۪يمَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُؤْمِنِينَ